30. bölümle devam ediyoruz. Türkiye Kupası maçıyla bölüme giriş yapacağız. Bolu Spor'u kendi sahamızda 2-1 yenmiştik. Bu sefer Bolu'da deplasmanda Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geleceğiz. Bolu Sporla zaten e, analizini aslında büyük oranda yapmıştık. Geçen maçta oynadığımız gibi oynayacağız ve umuyorum bu maçtan da galibiyetle ayrılacağız. Hızlıca maça doğru geçelim. Şimdi Türkiye Kupası bu birincilik maçı ile ilgili olan basın toplantısı maçtan hemen sonra gelmiş. Ona bir katılalım. Omar öne geçmenizi sağladı demişler. Önemli bir goldü. Kafa gollerinin sıklığıyla dikkat çekiyor demişler. Bir sürü şekilde gol atabilecek kalibrede oyuncularımız var diyelim. Toplu oynamada ligin en iyilerinden biri demiş sevgili Fatih. Bolu Futbol Ajansından ne diyelim? E, ne tür yaklaşalım bu konuya? Peki, o zaman şöyle ne diyelim? E, topa sahip olma her zaman iyi bir şey değil. O yüzden çok fazla şey gösterdiklerini zannetmiyorum diyeyim. istatistiklerin Reha Kemal Ergineri bugün sahada mağlup etmeyi başardınız demiş. Reha Kemal yorum yaparken iki kere düşünür diyelim sevgili Reha hocamız içinde kendi oyunumuzda. Şimdi Menemen Belediye maçı Ankara İstanbul maçları var. Ankara gücü İstanbul. Ankara gücü nün. Gerçi ikisi de çok yakın. İkisi de bir, bir puan fark var arada. Özellikle biz Belediye Erzurum'un Menemen deplasmanında puan kaybını bekliyoruz şu anda. Bakalım kafamızdaki gibi olacak mı? Evet çok güzel. Menemen Belediye Belediye Erzurum'a direndi ve bir birlik beraberlik çıktı oradan. Bu sonuçla birlikte Belediye Erzurum Spor'la da puan farkımız 6'da kalmış oldu. Ankara gücü 22 puanda İstanbul Spor'da 21 puanda kalmış oldu. Ve playoff'un dışıyla 7. ile aramızda da şu an 8 puanlık bir fark var ama tabii ki bunların hepsi her an değişebilir. Medeni'nin sakatlanması iyi olmadı bu arada. Sevgili Medeni'nin sakatlanması iyi olmadı. Burada da Ümraniye Spor'dan bir puan kaybı bekleyelim. Hatay Spor'dan bir puan kaybı bekleyelim. Bu arada bir rekor kırmışız. 21 Ağustos 2022 Pazar gününden itibaren 12 maç yenilmeyerek kulüp rekorunu kırmışız. Bravo Bolu Spor gözlemci raporu gelmiş. Tekrar bir bakalım hızlıca. Attıkları gollerde genel bir dağılım var. Yedikleri gollerde merkez var. Zaten bizde merkezi yoğun bir şekilde kullanan bir takımız. Beklerden de genişlik kazandırıyoruz. Hatay bu arada 3-0 kazanarak playoff hattına girdi. Ümraniye kaybetti. Bu çok iyi. Eyüp Spor'a karşı 14. Eyüp'e karşı Ümraniye Spor kaybetti. Onlar da 24 puanda kaldılar. Altay kazandı. Gençler Birliği'ne karşı Altay bize yaklaşmış oldu biraz. Maç fazlasıyla çok iyi. Kayseri kendi sahasında 3-3 berabere kalmış. Bu çok ilginç bir skor. Adana Spor 13. Adana Spor'a karşı hatta o maçtan önce 14. Sevgili Adana. Adana Spor'a Spor'la kendi sahasında 3-3 berabere kalması çok iyi oldu. Antalya Spor'da kendi sahasında Denizli'ye yenilmiş. O da güzel bir haber. Çünkü onlar da play zorlayan bir takım. Yani biz şu anda yine gizli liderliğe gelmiş olduk bu sonuçlarla birlikte. Umuyorum. Umuyorum. Önümüzdeki maçımızı kazanabiliriz. Lig maçımızı. Şimdi Tahsin Hoca yine bize övgüler yağdırmış. Teşekkürler Tahsin Hoca. Çok ciddi bir rotasyon önerisi var. Erkan Sergen Nafiz bu sefer burada öneriliyor. Semih Mehmet buna bakacağız. Mehmet Yiğit'i belki kullanabiliriz. Maça favori olarak çıkıyoruz. Türkiye Kupası'nda basına Musa Hoca'yı gönderme adetimiz var. Ona devam edelim yine. Zaten bir önceki bir önceki maçımızda dolayısıyla çok fazla oralara derine de girmeye gerek yok. Şuna gelen kutusu özetine gönderelim. Ve maça doğru gidelim. Bahri Can'da bu arada bir sakatlık olmuş. Fizyoterapiste bırakalım. İğneye gerek yok Bahri Can'ı. Artık Vassen'le bu maça devam edeceğiz. Evet Bodru... şey, Burhan da emekli olacağını açıkladı. Yekta'dan sonra o da bu sene emekli oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Tekrardan düşünmelerini istemeyeceğim bu arkadaşların. Bu arada Mehdi Ogol'le nasıl haftanın üçüncüsüne seçilmiş? Yani ondan daha iyi neler var acaba bilmiyorum. Batuhan Karadeniz, Orkan Çınar. Şunu çok merak ettim. Çünkü Budjaman'ın golü gerçekten bayağı iyi bir goldü. Buradan daha iyi nasıl bir gol gelmiş bakalım. Orkan dönmüş. Bayağı bir o da çok iyi vurmuş gerçekten. İnanılmaz falso almış top. Batuhan nasıl vurmuş? Batuhan Karadeniz. O da Manisa FK'da Afyon'da bu arada bayağı kötü bir performans sergilemiş gerçekten. Kuter. Gakpo'ya gelmiş. Batuhan nerede? Batuhan da güzel gol ama bence e, bu gol Budzeman'ın golünden daha güzel değil. Onu söyleyeyim. Budzema ikinciliği hak ediyordu en azından. Hadi birinci birinci gol belki birinci sırayı e, orkan hak ediyor ama diğer gol ikinci gol kesinlikle bence haftanın golü Budzeman'ınki olmalıydı. Evet Burhan diyorduk. Seneye Burhan da bizimle beraber olmayacak artık normal tabii ki. Yani bu kadar e, yoğun bir dönemden sonra artık bizlerle olmamalarını anlayabiliyorum. Şimdi Medeni Bingöl bu maçta onu bir dinlendirelim. Onu bir bu maçta dinlendirelim. Semih Karadeniz'le devam edelim oraya. Şimdi şuradan Bahri'yi çıkartıp Egemen'i de alamıyoruz. Bu maça kalecisiz girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. En az bir yerli kaleci durumumuz var. Gerçi giremiyoruz kalecisiz bu arada. Kalecisiz giremiyoruz. Şu Bahattin'i buraya atmak durumundayız. Bahattin burada kalsın. Ee, Burhan var. Şimdi Burhan'ı da almamız gerekecek. Sevgili Mutlu kalsın mı? Yekta'nın durumu ne? Yekta halen daha hazır değil. Medeni dediğim gibi riske atmayacağım. Şimdi bir kere Mezag'ın yerine bir Süleyman'ı e, önümüzdeki maç demişiz. Özgür'ün yerine bir McLaughlin'i alalım. Bunlar bir olmazsa olmaz şeyler. Şimdi Alere'nin yerine Bahadır'ı alalım. Budjaman'ın yerine ee, Halil İbrahim şu anda yok sanıyorum değil mi? Halil İbrahim sevinç sakat. Halil İbrahim sevinç sakatsa Budjeman'ın yerine Sergeni alabiliyorum. Samet'in yerine şu an ile oynayayım. Mutlu kalsın burada yine. Mutlu da gerçi bir tık yorgunluk var ama kalsın. Şimdi Harun ve Omar var. Ee, şöyle yapalım. Şuraya Berk'le çıkalım. Berk'le başlayalım bu maç. Omar ve Harun'un rotasyonu almamız lazım. Celal McLaughlin için buradan kimi çıkartabilirim Er Erkan'ı muhtemelen oyunu alacağım. Ee, yine burada da şey var, değil mi? 3 yıl Bodrum Spor'da oynamış oyuncu durumumuz var. 22 yaş altı en az bir oyuncu bulunmalı. Tabii Bahri Can da bu, Şonon da bulunduramıyoruz. Dolayısıyla burası çok ciddi sıkıntıya girdi. Bu şeyi de bulunduramıyoruz. Sevgili Ali İbrahim'i de bulunduramıyoruz. Peki Cerel'i o zaman riske etmeyeceğiz. Şu an o boşluğu açmış olduk. Tamam. Burhan'ı buraya atamıyoruz maalesef. O zaman Burhan'ı bu maçta da riske etmeyeceğiz gibi gözüküyor. Baharican'ın sakatlığı ne kadardı? 5-10 gün. Kim izliyor bu arada Baharican'ı? Eyüp Spor. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi Omar'ı bir kere çok... Güray Vural'ı buraya aldık. Omar'ın yerine Erkan'ı alsak Harun'un yedeği yok. Harun'un yedeği yok. Dolayısıyla şurada Ali Eren'i de o zaman riske edip şuraya Burhan'ı koyacağız gibi gözüküyor. Omar'ın yerine de şimdilik Erkan'la başlayalım. Kanat destek olarak Erkan'la başlayalım. Aynen öyle. Şu anda böyle oynayacağız çok içime sinen bir kadro olmadığını söylemem gerekir ama maalesef başka şansımız yok. Bir tane slot boş bırakmamız lazım çünkü Bahri Can'dan faydalanamıyoruz. Yapacak bir şey yok yapamıyoruz şu anda bunu. Kim ki bu peki bu kim olacak bu? Yani şu oluyor mu mesela? Olmuyor ki bu da olmuyor. Şu oluyor mu? Medeni oluyor mu? O da olmuyor. Yani buraya kimi koyabileceğim ben pek? Ali Eren'i koyabiliyor muyum? Celal oluyor muydu? 22 yaş altı olması lazım diyor. Şöyle diyelim. Kadro seçim önerisinde burayı böyle yapıyoruz. Peki yedekleri nasıl yapıyoruz? Yedekleri nasıl yapıyoruz? Nafiz falan var burada. Şu şuraya böyle bir kadroya çıkamayız elbette. Şimdi şeye ineceğiz. B takıma bir ineceğiz. gelişim merkezi U19 genel bakış ya da şöyle kadro diyelim şu an burada ya da genel bakış diyelim şu an burada olabilecek kim var Melih uygun olabilir umuyorum olabilir kadro az kadro diyorum taktik 2 kaleci ile mi gideceğiz şimdi biz buraya bu niye böyle oldu şöyle tekrardan bir sıfırlayalım tamam burası komple değişti. E onun da lisansı mı yok şu anda burada? 24 28. Peki buna bir lisans çıkartalım hemen Melih'e. Olmuyor ki ya. Hızlı seçim. Kısıtlama olmadan kadro seç. Bütün takımı seç bakalım ne yapıyorsun. Defans rotasyonunu seç. Seçemiyor musun? Şu anda çok sıkıntı oldu. Bunu nasıl bir şey anlamadım ben. Yani ne yapacağız biz burada ya? Hocam kadro seçsene be. Önerilen kadroyu kullan. Şimdi var mı sıkıntı? Yok. Ne yaptık acaba? Ne yaptık acaba? Mutlu yok. Harun yok. Buraya Güray atmışız. Buraya Burhan'ı atmışız. İki yönlü Budjama orada. Tamam. Şimdi şuraya bir kere Erkan. Şuraya Erkan. Semih Mehmet var. McLaughlin'in yerine Özgür. Mehmet'in yerine. Mehmet kalsın. Tamam. Bahadır burası güzel. Şu Budjama'yı da değiştirmem lazım buradan. Budjama'nın yerine kimi kullansam? Süleyman Özdamar'ı kullanamam. Samet'in de durumu iyi değil. Neyse yine Budjama'yı bir şekilde orada zorlayacağız gibi gözüküyor. Şimdi burada medeni yok. Tamam onu zaten anlamıştık. Mutlu ve Harun da yok. Nafizi mecburen almamız gerekmiş oraya. O zaman Celal'den vazgeçiyorum. Mutlu'yu alıyorum. Mutlu'yu buraya koyuyorum. Bir de Harun'u bir şekilde bir yere yerleştirebilirsek o zaman rahatlarız. Süleyman Özdemar'a şu an gerek yok. Oraya da Harun Kavaklıdere'yi Dere'yi yerleştirelim. Bakalım herhangi bir sıkıntı İlk 11'de olmalıymış. İlk 11'de olmalıymış. Nafiz ne oynuyor? Orta sağ sol. Hocam. Ah, sol ayak çok kuvvetli kanat oyuncusu destek yapacağız. O zaman şuraya da Güray Vural'ı artık koyabilirim. Bunda ters ayaklı kanat hücum yapacağız gibi gözüküyor. Şimdi o zaman Süleyman'ın yerine yine Harun'u buraya bir koyalım. Böyle kalalım. Ne kadar çok zaman kaybettik şurada çok gereksiz yere. Neyse yapacak bir şey yok. Sadece burada Budjama'da biraz sıkıntı var. Budjama'nın yerinde artık onu da şöyle yapacağız. Sergenle değiştireceğim. Bu camayla sergeni değiştireceğim. Sergeni defansif oyun kurucu destek yapacağım. Erkan'ı da merkez orta saha hücum yapacağım. Mutlu da iki yönlü kalsın. Aynen öyle. Takımımızı bildirelim artık. Haydi bakalım yeter. Yeter onları yenemezsek ayıp dedik ama yani çok da e, ayıp değil gibi çünkü nafız yani 40 yılda bir şans buluyorsun bunu da değerlendirmen lazım artık aslında bakınca ama maalesef öyle de olmuyor. Evet. Maçın 5. dakikasına girdik bile. Şu an rating olarak çok kötü olan bir oyuncumuz yok. Sadece Nafiz birazcık gergin. Bu arada 3 tane şut çekti Bolu. Bunların biri de, biri de isabetli oldu bile. Aldık bunu bravo. Bravo Semih. Çok iyi manipüle orada rakibine. Mutluyla şu an devam ediyoruz. Güray'ı iyi gördük. Savunmada Oğuz topu çıkartıyor. Mehmet Mutlu. Bravo. Şimdi şurada zorluyor Erkan. Erkan'dan muazzam bir pas ama Güray maalesef bitiremedi. Bir kez daha ortayı yaptık. Erkan topu niye bıraktın? Offside diye mi bıraktı sevgili Erkan? Offside de vermedi hakem. Güzel. Güzel gördük. Bahadır muazzam vurdu. Selmani yine topu çıkarıyor. Nafiz bu arada hemen başladı. Sıkıntıya bir orta yaptık. Tekrardan Özgür o bölgeye doğru koştu ama maalesef kafa vuruşunu yapamadı. Bahadır aman sakin ol sarı kart falan görme. Uyarı aldın gayet güzel. Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Kırşehir Belediye karşısında normal beklenen bir skor zaten. Erkan kaleye doğru gönderiyoruz ama maalesef top dışarı çıkıyor. Şöyle bir rakibimize bakalım. Sadece Mehmet Zahit'e bir pres hiçbir zaman uyarısı geliyor. Bunu da yapmayalım. Evet şu an için değiştireceğimiz, değiştirmemiz gereken çok bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bayağı bir kompakt oynuyor Bolu görüldüğü üzere. Sadece şurada belki biraz oyunu genişletiyor gibi gözüküyor. İyi çıkardılar. Çok rahat bir Top oldu sevgili Vassin için. Bravo ama oralar biraz tehlikeli. Sanki bir tık fazla gömüldük gibi içeriye. Evet rakibin soldan genişlettiğini görüyoruz. Roche Özgür çok yavaş tabii ki. Özgür çok yavaş. Ve maalesef 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Bolu Spor karşısında. Yani çok çok enteresan bir kadro yapmak durumunda kaldık Çünkü. Zaten rotasyonumuz çok fazlaydı. Bir de oyuncuları birincil mevkilerinde oynatamama durumumuz oluştu. Bir de sol kanatta acayip bir tercih yapmak durumunda kaldık Nafiz'le. Bakalım beraberlik golü gelir mi ama maalesef bulamıyoruz. Şimdi arkadaşlara birazcık moral vermeye çalışalım ama şu anda konunun çok moralle de alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir bariz sağda bir kalite şu an zafiyeti var gibi gözüküyor. Yani sağ kanattan şöyle yapalım o zaman en azından. En azından şöyle yapalım. Şöyle sağ kanadı bir kullan diyelim. Şunu tabii ki görmeyeceğiz. Ee, sağ kanattan gelmeye çalışalım ki biraz da duran top kazanmaya çalışalım bari Erkan'la. Belki oradan bir şeyler yaparız. O da şu anda biz bu değişikliği yapabiliyor muyuz? Yapınca bir sıkıntı oluyor mu? Şuna ters ayaklı hücum desek. Şuna da kanat destek gibi bir görev versek bir sıkıntı olmaz diye umuyorum. Bakayım. Bir gol daha yemişiz ama neyse ki offside'den sayılmamış. Sanıyorum bu değişikliği yapabildik bu arada. Evet bu değişikliği yapabildik. İlk 11'de e başlatıyoruz ama sonrasında değiştirebiliyoruz. O da çok ilginç. Sadece hani bir değişik hakkımız almak istiyor bizden demek ki. Evet soyunma odasına gidelim. Şimdi ne diyelim? Elinizden geleni yapın. Galibiyet gelecektir diyelim. Arkadaşlara yumruğumuzu sıkalım. O kadar da kötü değildiniz. Yumruğumuzu sıkalım. O kadar da kötü değildiniz. Ve ikinci yarıya başlayalım. Onlarda bir oyuncu değişikliği var. Yakup girdi oyuna. 5 şutumuz var. Dördü isabetli. Rakibinde kaç şutu vardı? 9 şutu vardı. Onların da 4'ü isabetli. Zahit bir orta yaptın o bakın. Şutu Vasen'de kalıyor. Şimdi Güray'da biraz e, zafiyet var. Berk'te zafiyet var. Bu rakipte bir yorgunluk var. Rakibin yorgunluğunu kullanabiliriz. Bir kez daha moral vermeye çalışalım. Şimdi Mutlu çok yoruldu. Mutlu'nun yerine bir Samet'i alalım. Serginin yerine bir Budjama yapalım. Şu anda başka kim yapabiliriz? Ali Eren, McLaughlin. Onları çok Bu Orada pasör stoper oynuyor. Bunu değiştirmemişiz yine. Standart stoper savunma olarak kalacak. Bu da Güray'ın yerine evet Omar'ı Güray'ın yerine Omar'ı bir alalım. Şimdi sana ofansif oyun kurucu hücum diyeceğiz. Sana savaşçı orta saha destekleyeceğiz. Samet 2 yönlü devam. Şu an gayet iyi bir yapıya geçtik gibi gözüküyor. Bir de şuraya McLaughlin almamız lazım. Bu özellikle bizim çıkışımızda ciddi sıkıntı yaratıyor gibi gözüküyor. Şimdi göbekten oynayıp soldan içeri kat edeni gör diyebiliriz tekrardan. Şunu da yapmayabiliriz. Takım konuşması yapalım ve gidelim. Yoksa maçı kaybetmeye doğru gidiyoruz. Yani o rotasyondan bir dönmemiz lazım. En azından Aman en azından bir 45 dakikalık süreçte oyuncularımızın büyük bir kısmını dinlendirebildik. O da bir kazanımdır bizim için. Bir de burada da bir gol bulabilirsek o da çok iyi olur. Birazcık daha takımımızı hücuma, çık, hücuma çıkarmaya çalışalım. Çok güzel pas Samet yapabilir misin bunu? Kaleci çok iyi uzandı. Berk'te de şu anda gerçekten çok ciddi bir düşüş var. Brego muazzam vurdu. Vassen de gerçekten bir o kadar güzel çıkardı. 5 değişikliğimizi yaptık. Kanat ters ayaklı pasör ofansif ortası şu anda çok fazla yapılabilecek bir şey yok gibi gözüküyor. Belki birazcık tempoyu artırabiliriz. Takımı bir tık daha ileride ve prese zorlayacak bir şekilde oynatabiliriz. Sonrasında bu dolmazsa yine oyunun genişliğinde birazcık açmamız iyi olabilir ya da Evet burada bir sıkıntı oldu şöyle yapalım Alabilir miyiz onu belki alamadık maalesef yine bolu spor çıkıyor evet maçı Maalesef başta çok Ciddi bir şekilde kaybedince sonrasında Pek toparlayamadık neyse gol yemedik halen bir şansımız var ama işte Berk'le Berk'le maalesef çok fazla şey yapamıyoruz. Berk'le maalesef çok fazla hatta şöyle da yapabiliriz. Eee İleride hücum presi yapamıyoruz Berk'le. Çünkü çalışkanlığı gerçekten çok zayıf. Maç bitti. Maalesef Türkiye Kupası'nda rotasyonun kurbanı oluyoruz. Yani bu kadar yüksek rotasyonla bu iş olmadı. Zaten maçın büyük bir kısmında Bolu Spor'da üstün oynadı. Sonradan yine oyuncularımızı dahil etmeye çalıştık ama tabii rakip ideal 11 ile çıktığı için onlar çok daha iyi oynadılar. 1.09 xG 0.73'e 0.73 olarak onlara cevap vermişiz. Şimdi performansınızdan hiç memnun değilim arkadaşlar ve böyle devam edelim. Serginin birazcık morali bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Ee, halen daha ilk kez forma verdiğimiz oyuncular oldu. Yani çok Musa çok sıkıntılı bir maç oldu gerçekten. Bu arada burayı da bozmuş olduk maalesef. Çok acı. Hemen yapalım. Şimdi Vassen burada. Kalede. Semih Karadeniz sağ bekimiz. McLaughlin sol stoperimiz. Mezak sağ stoperimiz. Budjama savaşçı orta sahamız. Bu niye böyle oluyor ki bu? Budjama savaşçı orta sahamız. Ee, Burhan Eşer ters ayaklı hücumcumuz. Omar İmeri kanat oyuncumuz. Samet Yalçın iki yönlü orta sahamız. Şu an tabi Yekta yok. Yekta'yı kullanamıyoruz. Ali Eren'i koyalım hemen şuraya. Sol bekimiz. Genelde santriforumuz olacak. Baricanda da herhangi bir şey yok. Ee, sakatlığında iyileşme gibi bir durum yok. Şimdi Erkan'dan itibaren başlayalım. Erkan Bu da Erkan'ı nereye koyduk? Erkan'ı merkez orta sahi değil. Şöyle ikinci yedeğe koyalım. Güray, Vural, Özgür, Yılmaz, Süleyman Özdemarı bir koyalım. Berk, Ünsal, Medeni, Bingöl, Bağdır, Erol, Harun Kavaklıdere Dere ve Sergen Yatan. Şu anda sıkıntı var mı? En az 3 yerli oyuncu. Olmalı deniyor. Kadroda en az 3 yerli oyuncu olmalı deniyor. Bunlardan bir tanesi şey tabi. Bahrican. İki tane de alması gerekiyor. Birisi Etem, diğeri Nafis. Oraya şimdi maç günü gelince bakarız. Bir. Oraya maç günü gelince bakarız. Şuraya bir aslında köşe vuruşu çalışabiliriz. Çünkü yine Belediye Erzurum spor maçından sonra çalışamayacağız hiçbir şey. Ankara güceledi. Biz elendik. Karagümrük eledi ve Konya Spor'da rakibini elemiş oldu. Maalesef Türkiye Kupası'nda dördüncü tura kadar gelebildik. Yani bu bir, bir üst tura çıkabilsek iyi olurdu. Burada %41'de kaldık. Yönetim güveni noktasında ama biraz fazla rotasyon yaptık gerçekten. Bir de sakatlar kötü denk geldi tam o dönemde. Bir de özellikle bu şey çok kötü oldu. Yani Nafiz'i ilk 11'de oynatmak zorunda kalışımız çok kötü oldu. Şimdi Cihan Özkar'a rakibe bakalım. Afyon Spor'a bakalım. Cihan 3 gol 2 asist oynuyor. Meliklerin bir golü var. Barbaros gol asist yok. Diop bir gol. Hakan Yavuz bir asist. Alaaddin Ok gol, gol asist yok. Ali Mert ilk maçı olacakmış. Miraç'ta sabekte oynayacak. Kaleye otobüs çok çek sistemiyle oynayacakları düşünülüyor. Afyon hemen bakalım. Son maçta gerçekten Manisa'ya karşı da çok da kötü oynamamışlar. Özellikle ilk yarının sonlarında ve ikinci yarının hemen başındaki şu zaman diliminde e, önemli bir varlık göstermişler gibi gözüküyor. Çok kötü gerçekten. Yerleşimleri falan berbat. Bu nasıl bir yerleşim? Yani stoperler arasında acayip bir çizgi farkı var. Şurada sol bek, sağ bek sanıyorum sahte bek olarak oynuyor. Çok kötü bir sağ yerleşimi bu. Yani şöyle diagonal bir merkez çizgisi var ama nasıl bir şey çıkar oradan hiç anlayamadım. Son maçtaki XG performansında da 0.55'te kalmışlar. Rakip tabi çok daha derli toplu bir oyun oynamış. Yani Manisa FK çok daha derli toplu bir oyun oynamış. En azından ne oynadıkları belli. Çok da güzel böyle bir alanda kurmuşlar. Merkez, 39 numaralı oyuncuyu merkeze alıp onun etrafında oynamışlar gibi gözüküyor. Pardon şuradan çıkalım. Topa sahip olmadığı da Afyon çok kötü bir bölgede yer alıyor. Biz de aslında çok iyi bir bölgede değiliz. Tabii Afyon'a göre daha iyiyiz ama bizim kayıplarımızdaki takımlara göre bir tık daha iyi bir bölgede olabilirdik diye düşünüyorum. Yani ligdeki e, maçların da... Birbirine çok yakın olması bizim maalesef Türkiye Kupası'nda çok ciddi bir rotasyonu itiyor. Attıkları goller kanatlardan gelmiş ikisi de kornerden gözüküyor. İlginç Ama çok fazla merkezden ara pasıyla yiyorlar. Güzel özellikle bizim merkez orta sahadaki oyuncularımızın yaratıcılığına yakışan ya da yaratıcılığına uygun olabilecek bir alan gibi gözüküyor. Aykut Kocaman yeni yüzler peşindeymiş. Sanıyorum kendisi şu anda Alanya Spor'un hocası. Yekta takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu güzel bir şey. Şimdi Semih'i bir hızlıca. Hemen devam edelim. Favoriyiz. Afyon maçında Güzel. Bu maçı kazanmak gerçekten çok önemli. Eğer bu maçı kazanırsak özellikle ilk iki noktasında bu arada 17. sıradaymış. Antrenmanda çok hazır göründük diyelim. İlk iki noktasında gerçekten e, iyi bir avantaj elde edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ondan sonraki özellikle e, ondan sonraki Belediye Erzurum maçı da çok çok kritik bir maç gerçekten. Biz ligi Antalya maçı ile başlamıştık. Artık ligin de ilk yarının sonuna doğru geliyoruz. Afyon maçından sonra 4 maç kalıyor ama şuradaki bölüm çok kritik olacak. Belediye Erzurum Spor ve Gençler Birliği deplasmanı orası gerçekten çok önemli bir dönemeç. Oradan kazasız belasız. Tabii ki belki 6 puanla ayrılmak zor olur ama en azından bir 4 puanla ayrılabilirsek o bölgeden ki özellikle bunun 3'ünü bu puanların 3'ünü Belediye Erzurum Spor'dan almamız çok önemli. Baya bir iyi olur. Çok enteresan bir skor çıktı. Gençler Birliği 4, Menemen Spor 6. Herhangi bir kırmızı kart da yok. Hatta Gençler Birliği'nde penaltı olmasından hemen Menemen'de herhangi bir penaltı gibi bir durum da yok. Menemen de 11. liye yükseldi. Menemen sanki gerçekten sonradan açılmış gibi gözüküyor. Gençler Birliği de bu arada çok iyi başladığı ligde 12. liye kadar düşmüş oldu. Kendi sahalarında Menemen'den 6 gol yediler. Gerçekten çok fazla bir gol sayısı. Kendi sahanda Menemen'den yani ligin orta alt sırasındaki bir takımdan 6 gol yemek ilginç. Evet şimdi Medeni Bahrican güzel Yekta geldi. Bahrican'ın gelmesi önemli. Şimdi hemen taktiğimize bir gelelim şuraya. Şu ayrımızı bir yapalım. Bahrican sen bir yedeğe tekrardan gel sevgili kardeşim. Senin yokluğunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Gerçi orada ilk 11'de bir sıkıntı vardı ama. Şimdi üç yerli oyuncu bir tanesini Bahri Can'la doldurduk. Süleyman Özdemir'i burada riske edeceğiz. Diğerini Etemle dolduracağız. Bir de Halil İbrahim'i almamız gerekecek ama onu alamıyoruz. Sergen var çünkü. Medeni Bağdır. Artık burada Medeni'yi e, riske etsek ama bu sefer Süleyman da yok. Sabek'te hiçbir yediğimiz olmaz. O kötü bir durum oluşturabilir bizim için. Ee... Güray, Erkan, Harun. 3 tane. Bu arada şuraya şuraya Erkan Zengin'i alacağım. Ofansif oyun kurucu destek olarak kalacak. E tamam o zaman buraya mutluyu değil de artık şu arkadaşlardan bir tane Seni bu arada gönderelim hocam 19'a. Buraya şu arkadaşlardan birini alacağız. Sanıyorum Nafize alacağız. Evet şu anda aslında Yekta'yı da Yedeklerin içerisine alabilirdik gibi gözüküyor ama maalesef şu anda alamıyoruz Nasıl yapabiliriz belki belki çıkartabiliriz Belki belki çıkartabiliriz Belki de çok çıkartmak istemiyorum açıkçası o da kalsın Ama yektayı almak gerekir diye düşünüyorum Medeniye'yi çıkartamam sadece buradan bah Bahadır da çıkartamam sanki sadece buradan belki Çıkartabilirim gibi duruyor Cerel'in de kondisyonu fena değil evet buradan sadece Berk çıkar bir ektağı da aldık. Onun da kondisyonu her ne kadar bir tık zayıf olsa da belki maçın ikinci yarısında oyuna koyabiliriz kendisine, kendisini. Kendisinden faydalanabiliriz. Çünkü yavaş yavaş da artık kondisyonu toparlaması için maçta oynaması gerekecek diye düşünüyorum. Şimdi çok kritik bir maç. Takım seçimimize gidelim. Takımımızı bildirelim. Güzel. Şu anda herkes zaten alışık olduğu bölgesinde oynuyor. Takım uyumumuz fena değil. Soyunma odasına bir gidelim. Ne diyelim? Ne diyelim? İyi form yakaladık beyler diyelim. Ondan sonra inançtan dem vuralım biraz çocuklara. Taktiklere bir gelip hemen rakip talimatlarına bakalım. Rakip 4-2-3-1 oynayacak yine. İsmail oda başı varmış. Girerse bu arkadaşa sert oynayalım. Miraç'a da pres yapmıyoruz. Bunu da kaldıralım. Stop e stopere pres yapmayalım. O çok ciddi bir nasıl diyelim? Enerji gerektirir. Yani Ceral tek başına onu yapamayabilir. Yapsa da anlamsız olabilir. Çünkü Ceral'i destekleyecek başka bir oyuncu yok arkadan. Evet. Maçımıza başlayalım. Afyonspor maçına başladık. Çok önemli bir maç gerçekten ligde e, kazanmamız gereken maçlardan bir tanesi Afyonspor maçı. Özellikle Kayseri'nin geçen hafta puan kaybettiği birlikte şu maçı 3 puanla tamamlayabilirsek önemli bir avantaj elde edeceğiz. Yine özellikle geçen hafta birçok playoff rakibimizin ve hatta belki direkt yükselme potasındaki rakibimizin, ilk 2'deki rakibimizin de puan kaybettiği bir haftada yine o puan kayıplarını anlamlara getirir. Güzel bulacağım iyi girdi oraya kadar. Çok güzel çıkardık Samet. Çok iyi bir pozisyonla başlıyoruz maça ama maalesef son vuruşta yeterli olamadık. Güzel. Celal'le şimdi atak tazeleyeceğiz. İmeri sağ kanada çizgiye doğru yapışır. Topunu da sürer sevgili İmeri. İyi de bir ortasını yapar dedik ama maalesef yapamadı. Bayram'a çok kolay bir top bıraktı. Aldık onu. Bravo McLaughlin. Bu arada e, standart stoper değil, paser, pasör stoper, do toparlayıcı. Tamam, gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi Budjamaya özellikle markaj vermedim. Çünkü markaj vermediğim maçlarda Bravo Omar. Markaj vermediğim maçlarda gerçekten iyi bir şekilde hücuma katkı verdi ve e, o o sekansta 2-3 tane iyi şut attı ki bunların bir tanesi de efsanevi golü. 29. bölümde Olatay deplasmanında attı efsanevi golü beraberinde getirmişti. Bu arada Burhan'ın pası da gerçekten muazzam. Omar'ın da içeriye girişi çok güzel. Bitiriciliği de yakın köşeye yerden isabetli bir şekilde topu gönderiyor ve bizi Afyonspor deplasmanında 1-0 öne geçiriyor sevgili Omar İmeri. Bu maçını çok yanlış oynadık gerçekten. Yani orada e, özellikle rotasyonlarda biraz daha iyi oynayabilirdik diye düşünüyorum. Elem, elenmek hiç istemiyordum bu aşamada ama neyse yapacak bir şey yok. Takılıp kalmayalım. Devam edelim. Şimdi bu bir sarı kart var. Aleerende ufak bir rating düşüklüğü var ama Alaaddin çok kötü girdi. Orada 5 oyuncu ile beraberiz. E, ee, ufak bir rating düşüklüğü var. Onun haricinde geri kalan bütün oyuncularımız şu an gayet iyi oynuyor. Erkan'la bir serbest vuruş kullandık. Mezak. Bomboş kaldın arka direkte. Arka direkte bomboş kaldın. O golü yapabilirdin. Bayram uzun vurdu. Mezak. İkidir hata yapıyorsun. Çok da kötü bir müdahale yaptın. Ya yani bıraksan daha iyiydi. Nasıl çıkardın onu sevgili sen Vallahi helal olsun. Şimdi bir bir bakalım. Rakipte şut pası. Melik, Cihan, Ali Mert ve Miraç, Miraç'ta var. Bizde Erkan Zengin'de var. Güzel. Şu ısı haritasına bir bakalım. Oldukça dar konumlanıyorlar. Bizden daha darlar gibi gözüküyor. Çok fazla orta yapmışlar mı ona bakalım. Çok da fazla ortada denemiyorlar. Belli ki merkezden gelmeye çalışıyorlar. Biz de sanıyorum ki evet kompakta savunuyoruz. Güzel böyle devam edeceğiz o zaman. Ee, belki savunma çizgisi bir tık geriye çekilebilir mi? Bir hata daha yaptık. Peki, peki. Bugün sürekli topa müdahalelerde e, timing hatası yapıyoruz maalesef. Güzel. Alalım onu, bravo, bravo. Samet çok güzel müdahale etti. Bir hata daha yaptık. Şimdi bir tık daha performansının yükselmesi gerekir dedim. Çünkü yani olduk olmadık hatalar yapıyoruz maalesef. Bunları yapmamamız gerekir. Bu da şu anda bir rating kaybı yaşıyor yaptığı hatadan sonra. maalesef topu alamadık. Şimdi bir serbest vuruşumuz var. Çok kritik bu. Şu momentumu kaybettiğimiz anda derken bravo. Erkan arka direğe muazzam ortaladı ve Teddy Mezak da arka direkte çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Mezak bravo Mezak. 2-0 öne geçiyoruz. Gerçekten Afyon çok e, tehlikeli olmaya başlamıştı ve kalemizi yoklamaya başlamıştı. Biz de acayip acayip top hataları yapıyorduk. Böyle bir anda çok güzel bir golle öne çıktı. Erkan da sonrasında serbest vuruştan muazzam bir gol attı. Ve 3-0'a geldi maç bir anda. Çok rahatladık. Şu anda çok rahatladık. Bravo. Bravo Erkan. Bravo Erkan. Şimdi Ali Eren 6,4. Hiç zorlamayalım onu. Ali Eren'i bir oyundan alalım. Ee, Buducaman'ın yerine şu anda Sergen'i oyuna atalım. Sergen de çünkü... Defansif oyun kurucu destek. Sergen de orada iyi katkı verdi ve bu çok yoruldu. Hem de sarı kartı var. Onu da çok fazla riske etmeyelim. Semih'i belki çıkarmamız gerekebilir. Belki Mezak'ı bir sabek yapabiliriz. Onu daha sonra değerlendireceğim ama şimdilik böyle kalsın. Şimdilik bu iki, bu iki değişiklikle kalsın ve devam edelim. Erkan bir kez daha kaleyi yokluyor. Üst direkten avuta gidiyor top. Tabi Semih yorulmaya başladı. Tahmin ettiğimiz üzere. Dakika 75'ten sonra falan Semih gerçekten çok ciddi sıkıntıya girecek. Şimdi herkeste bir yorgunluk var. Şimdi bir kere Erkan'ın yerine Yekta'yı bir oyuna koyalım. Samet'in yerine Güray Vural'ı bir alalım. McLaughlin mi Semih mi iyi oyun çıkarıyor özgüvenli. McLaughlin'i o zaman çıkartalım. Buraya da Özgür Yılmaz'ı alalım. Standart stoper savunma yapalım. Böylece oyuncu değişikliği haklarımızı da kullanmış olalım. McLaughlin'de en azından birazcık dinlendirmiş olalım. Şu an Semih'i e, dinlendiremedik. Onu birazcık yormuş olacağız. Bravo. Burhan çok iyi sıyrıldı. Onu da artık bir sonraki maçta Medeni'nin e, sakatlıktan dönmesini takip eden günlerde dinlendiririz. Sevgili Semih'i de birazcık yedek bekletiriz nefeslenmesini sağlarız. Celal bu arada ceza sahası sol köşesinden topu aldı. İyi de vurdu. Sonrasında Sergen'in bir şutu daha var. O da avuta gitti. Güzel. 17 şutumuz var. 8'i kaleyi buldu. 1.91'lik XG ile devam ediyoruz. Dakika 87. Sergen, Yekta Mezak geriye dönüyor. Kendi sahamızda şu an top çeviriyoruz artık. Özgür'den çok gereksiz ve çok anlamsız, riskli bir pas. Hiç kendi de kendi repertuarında olmayan bir oyun ve uyuması da var orada. Yani Özgür gerçekten devamlılığını kaybettiği anda çok ciddi düşüş gösterdi maalesef. Ee, özellikle geçen sene... Özgür yani bizi taşıyan oyuncuların başında geliyordu. Bu arada acayip de bir pas geldi. İsmail'e topu avuta vurdu ama o pası atan arkadaş gerçekten muazzam bir pas atmış oldu. İsmail'e doğru. Görmedim kimin olduğunu. Şimdi Vassen de Sergen'e oynadık. tekrardan. Özgür bakalım. Aynen öyle Özgür. Son derece sakin bir şekilde, basit bir şekilde önündeki oyuncuya oynasan yeterli bizim için. Artık son 30 saniye 3-0 öndeyiz Afyon deplasmanında. Bu maçtan galibiyetle ayrılıyoruz ve çok önemli bir 3 puan almış oluyoruz. Bir deplasman maçımızda daha bir gol daha bulabilir miyiz? Bağdır Burhan son dakikada çok yaklaştık gole ama maalesef o topu gol yapamıyoruz. Şimdi Afyon'un çok tehlikeli bir kontratakı var. İsmail girdi içeri kadar. Melikle golü yapıyorlar. Meliklerin İsmail oda başının, oda başının pasında gerçekten iyi çıktılar. Şuradan Meli'n pardon İsmail'in bindirmesi var. Şu mu Melik? Melik bu değil. Pardon Melik zaten kadrajda değilmiş. Diğer taraftan içeriye doğru koşusunu yaptı. Bu kim? Semih de yine iyi bir şekilde oraya dönmüş. bu yorgunluğuna rağmen 90 artı 3. dakikada o koşuyu yapmış. Ve Afyon maçından 3-0 ile galip ayrılıyoruz. 20 şut çektik. 8'i isabetli oldu. 2-0. 9'luk bir XG. Özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci yarının sonunda Afyon Spor'a bir oyunu vermişiz. Momentumu onlara kaptırmışız ama oyunun tamamında XG'de önde bitirdik ve güzel ve önemli bir galibiyet aldık. İyi oldu. Erken bir şekilde 55. dakika itibariyle farklı skoru bulmamızda özellikle bütün oyuncularımızı semi hariç. Dinlendirme şansı verdi bize. Bu arada Adana'yı tebrik ediyorum. Geçen hafta e, Kayseri Spor'a bir şaka yapmıştı. Şimdi Altay'a bir şaka yaptı. Altay'da 4. sırada Onlarda da özel, maç fazlasıyla bizim 6 puan gerimizde kalmış oldu. Sevgili Altay maç fazlasıyla 6 puan gerimizde. Kay, Kayseri ile bu arada evet, eşit maçtayız. Şu anda liderliği ele aldık. Ümraniye Spor'da maç fazlasıyla 6 puan gerimizde. Gayet iyi gidiyoruz. Şu anda ligin ilk yarısında önemli bir performans sergiledik. Bu performansımızı eğer devam ettirirsek umuyorum bu sezon sonunda ya şampiyon olarak ya da en azından ikinci olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Bir üst lige çıkarız diye düşünüyorum. Bu da zaten bizim için çok önemli bir başarı olur. Yani yeni çıktığımız birincilikte hemen bir sonraki sezonda gerçekten bir üstüge çıkmayı başarabilirsek çok iyi olur. 12 maçtır da yenilmez gidiyoruz. Özellikle kritik maçlar Ümraniye deplasmanında yenilmemiz çok önemliydi. Altay'ı kendi sahamızda yendik o bölgedeki rakiplerimizden. Hatay Sporu deplasmanda yendik yine o bölgedeki rakiplerimizden. Çok önemli oldu. Yani şu Belediye İstanbul, Belediye Erzurum spor maçımız var sadece bu bölgedeki rakiplerden. Kayseri yenildik maalesef deplasmanda. Onu da eğer e, Yenebilirsek zaten muazzam olur ama en kötü ihtimalle 3 puanı vermezsek Erzurum Spora iyi bir iş yapmış oluruz. Şimdi bu arada diğer maçları da bir görmek istiyorum. Görebilecek miyim ondan emin değilim. Diğer maçları da bir görmek istiyorum. Da burada hemen şu Belediye Erzurum maçını bir sıkıştırsak mı acaba çok uzar mı bölüm bilemedim ki. Erzurum maçını Belediye Erzurum maçında oynayalım. Zaten çok kısa bir süre var. Bu arada çok güzel. Belediye Erzurum Spor'da bir bir berabere kalmış oldu. Manisa FK ile kendi sahalarında düşme hattındaki Manisa FK ile Hatay Spor Ankara gücüne kaybetti. O da çok iyi. O da çok iyi bizim için. Kayseri Spor dolu dizgin devam ediyor maalesef. Ama 3. E, ile ligin 3.sünden itibaren şu kısımla arayı güzel bir şekilde açmış oluyoruz. E, bu sayede hemen devam edelim. Belediye Erzurum maçını oynayalım bakalım nasıl olacak. Cenk'in kiralık artık bu konuyla ilgili bana mesaj yollama hocam. Bir şekilde işte orada oynasın. Baksın keyfine. Şuna bir bakalım. XG'de zaten öndeydik. Paslarımız güzel yerleşiyoruz. Çok ciddi bir pas oyunu oynamıyoruz. Ee, ziyadesiyle direkt oynuyoruz. Tabi rakibin pas yoğunluğu bizden daha az. Ama dediğim gibi özellikle ilk yarının ve ikinci yarının sonlarında bir şekilde Afyon Spor oyunu verdik. Ee, Ankara Spor kariyerindeki ilk gol, golünü de kaydetmiş Abdümer Şayır Bravo. Abdimert'te gelişimine devam ediyor. Son derece güzel bir kulüpte. Özellikle Ankara Spor'un antrenman tesisleri çok iyi. Dolayısıyla o da kendisine önemli şeyler katıyor. Şimdi belediye Erzurum Spor raporu geldi. Hemen şuradan bir bakalım. Oltan Karakullukçu bir gol bir asist. Barış Akın kanat oyuncusu. Eren Tozlu kanat forvet 10 golü var. Eren Tozlu'nun katena açıyor. Öneri düşünüyorlar analistlerimiz. Eren Tozlu önemli. Martin Hasek 4 gol 4 asist. Estrella 1 gol 1 asist. Ön libero yine 4-3 defansif orta sağlı bir yapı var. Burada bu zaten uzun bir süredir vermiyoruz şey görevini. Birebir markaj görevini yine vermeyeceğiz. Manisa FK'ya karşı maçın çok büyük bir kısmını önde götürdüler ama son dakikada golü yemişler sol kanattan özellikle çok daha fazla çıkıyorlar gibi gözüküyor. Kendi sol kanatlarından ama şu Eren Tozlu çok önemli bir tehdit olabilir. Eren Tozlu iyi korumamız lazım. Manisa da baya baya sol stoper, sol iç, sol bek ve sol açık üzerinden çıkıyor. Peki. Şimdi burayı anladık. Orada Eren Tozlu'nun bir sıkıntısı var. Attıkları gollerde Arapas'ı merkez gibi gözüküyor. Eren Tozlu yine orada öne çıkmış. Asiste çok belirgin bir şey yok. Her yerde bir tane. Şimdi dikkat edeceğimiz şey Barış oyunu genişletecek ama özellikle Eren Tozlu üzerine şu sol kanattan genişletecekler. Sağ kanattan daraltacaklar. Ama özellikle bizim sağ kanadı savunmamız lazım ki zaten Ali Keten de sahtebek. Ee, sağ kanattan dar bir oyun olacak. Bu çok net belli. Sol kanattan da bir o kadar geniş bir oyun olacak. Yani bir kanatlar bir kanat geniş gibi oynayacaklar. Tabi bu tehlikeli bir durum aslında bizim için. Bu arada şu antrenörlük kursumuz geldi mi? Hemen hızlıca da bir ona bakalım. Profil. Halen ulusal A lisansımız var. Ne zaman gelecek? onun belli değil. Maalesef onu da göremiyoruz. Şurada çünkü antrenör evet, kursuna git diye bir şey yok. Şey ne zaman geliyordu? Kulüp hedeflerinden hemen bir bakalım. Antrenman tesislerini ne zaman bitiriyoruz? 11 birde Burada antrenör kursumuz var mı? Son gittiğimiz antrenör kursumuz şu an için gözükmüyor gibi. Evet 2022'de bitecek olan bir kurs gözükmüyor gibi. Onlar sanıyorum zaten şey. Altyapı testlerini geliştirmeye gerek yok. Personelde bakalım ne veriyor. Transfer analisti, maksimum fizyoterapist, performans analisti onlara gerek yok. Antrenör gelişim sorumlusuna da gerek yok. Gözlemci bunlara gerek yok şu anda. Kişisel dini sözleşmeye gerek yok. Altyapı antrenörlüğü bütçesini arttır. Şunu arttırabiliriz. Belki iyi oyuncular daha iyi oyuncular elde ederiz. Özellikle e, Nijenler konusunda. Şimdi Bodrum Spor güzel. Bu maçta favori olarak çıkıyoruz. Umarım bu favori durumumuzu devam ettirebiliriz. Şimdi Bayrıcan'ın sakatlığı ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Oyuncuların ruh haliyle performansları arasında doğrudan bir ilişki var. Samet de Erzurum maçında önemli bir silah olabilir diyelim. Şu anda herhangi bir kulüp tarafından izlenme gibi bir durumumuz var mı? Böyle bir durumumuz da yok. E zaten sözleşmemiz dolduğu için o çok da kolay değil. Halen popülaritemiz %30. O tabii şey aldıktan sonra birazcık daha artacaktır. Antrenör kursumuzu aldıktan sonra antrenör lisansımızı aldıktan sonra birazcık da artacaktır. Onlara bakmıştık zaten. Bunları şu an gözlemlemeye gerek yok. Bravo Habib iyi gidiyor Tarsus'ta. <laughs> Onun haricinde pardon Cenk iyi gidiyor. Güzel oyuncularımızın hepsi iyi gidiyor. Berkan hariç bunların hepsinden bir şeyler bekliyorum zaten. Ama şu Habib'in bitiriciliğinin biraz gelişmesi lazım. Aptimert çok önemli. Özellikle Adem Metin Türk çok iyi gelişiyor. Adem Metin Türk o bir sonraki sezon eğer e, takımda kalırsam Süper Lig'e çıksak bile bence en kötü ihtimalle rotasyonda kullanacağım bir oyuncu olur. Bu arada Gençler Birliği maçından sonra da ciddi bir ara varmış. Güzel. Altyapı antrenörlüğü bütçesi artırıldı. O da iyi oldu bizim için. Kayseri Antalya maçı var. Bakalım hemen. Altay Denizli ile oynuyor kendi sahasında. Ümraniye ne yapıyor? Ümraniye, Ümraniye şu an burada yok. Ümraniye. Ama biz Kayseri Spor'un özellikle artık puan kaybını bekliyoruz. Şimdi Semih, evet, Semih artık yorgun. Ceral'de bir sıkıntı var. Omar'da bir sıkıntı var. Ee, medeni kalsın. medeni her türlü almamız gerekebilir oraya. Ama Berk Ünsal'ı bu yedek kadroya bir şekilde koymamız gerekir artık. Şimdi Güray Vural her iki tarafı da yedekleyebilir. Harun da yedekleyebilir. Eee... Özgür. Özgür'ün yerine herhangi başka bir stoperimiz yok. Oraları çıkartamıyorum. Yani burada yapabileceğimiz tek şey Harun'un yerine belki almak olabilir. Bir tarafta Güray Vural'ı kullanırız. Yani şöyle yaparsak eğer Yekta Kurtuluş'u 11'de başlatırsak bir tarafta Güray Vural bir tarafta Erkan Zengin yedeklerimiz olabilir. Harun haricinde. Ama buraya Berk Ünsal'ı almak durumundayım. Başka şansım yok. Şuraya da bir Yekta ile bir başlayalım. Bakalım nasıl gidecek oyun. Gidişatına göre bakacağız. Yani kondisyonda sıkıntı var. En fazla 45 dakika oynaması öneriliyormuş. Onun yerine kimi alabiliriz gerçi. Yine Erkan Zengin'i o bölgeye atsak yine bir durum olacak. Ya biz Erkan'la başlayalım. Peki biz Erkan'la başlayalım. Bozmayalım. Duruma göre bakacağız. Takımımızı bildirelim. Yine darda savunacağız birçok maçta yaptığımız gibi darda savunmaya devam edeceğiz. Soyunma odasına geçiyorum. Yumruğumuzu sıkalım. İyi giden formunuzu korumanız için sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum. Diyelim çocuklara ve başlama vuruşunu yapalım. Devam edelim. Haydi arkadaşlar çok kritik bir maç. Belediye Erzurum Spor direkt rakiplerimizden bir tanesi. Dolayısıyla burada alacağımız bir galibiyet bize çok 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 büyük bir avantaj sağlar playoff yolunda özellikle ve sonrasında da ikinci olma yolunda, direkt yükselme yolunda gerçekten çok büyük bir avantaj sağlar. Umarım bunu değerlendirebiliriz. Bu arada Eren Tozu şu anda var mı oyunda? Onu göremedim. Rakip olarak hemen bakalım. Eren Santraford'a 7 0 4 Şimdi hep aynı şeyi yapıyoruz burada. Hep aynı şeyi yapıyoruz burada. Şimdilik böyle kalalım. Eren şu anda şey de vermeyeceğim. Hasek orada bir sıkıntı olabilir. Bakalım maçın akışına göre bakacağız ki hangi oyuncusu etkili oluyor. Ona göre bir düzenleme yaparız. Bravo. Bravo. Çok iyi pas. Samet. Offside mı? Kornermiş. Samet. Bu ara gol atamıyorsun pek maalesef. Erkan köşe vuruşunu kullandık. Ah, Samet'in önünden geçti top. Güzel. Güzel. Etkili başladık maça. maça 3 şutla başladık 0-33'lük bir xg'miz var rakibin henüz bir şutu yok bir köşe atışımız var Kayseri maalesef öne geçti Erkan'la yaptık mezak girdi gol sandım ama maalesef top yandan dışarı gidiyor kalecinin sağından Erzurumspor'da ciddi bir moral kaybı var bu güzel bir şey Kayseri bu arada çok hızlı bir şekilde 2-0'a da getirmiş maçı Şal'a Mücahit Alihan Aman arkadaşlar. Burada sanki birazcık genişte oynanıyor gibi Mezak. Bravo. Evet, biraz genişte oynanıyor gibi. Kanatlardan çok iyi geldiler Eren tozlu. Kanatlardan çok iyi geldiler bir ortada. Şimdi şuna bir bakalım hemen. Buradan göremiyoruz. Şuradan bakalım. Evet ikisi kanat kanat forvet standart bek kanat bek. Buradan gel bu ikisi de mezzala. Tamam o zaman o zaman bunu çok zorlamaya gerek yok. Şurayı en azından biz bir tık şöyle yapalım. İkisi de mezzala çünkü. Ee, orayı çok fazla şey yapmaya gerek yok. Derinde pardon kompakt savunmaya gerek yok. Çünkü iki arkadaş da belli ki kanata doğru açılıyor. Savunma çizgimizi birazcık daha yatayda genişletebiliriz. Çok genişletmek de istemiyorum. Bu sefer de Bravo çok güzel. Bu sefer de bloklar arasından sıkıntı oluyor. Bir köşe atışımız var. Kayseri 3'e getirdi. Haydi Erkan. Vuramadık maalesef. Top dönen top bizde mi? Mezak güzel. Topa koşuyoruz. Hatay'a da öne geçti. Şu anda birebir rakiplerimiz de sürekli gol atıyorlar. Maalesef buranın vuruşu da üstten avuta gidiyor. Şimdi Yunus derine girdi. McLaughlin çok iyi yükseldi gerçekten. Topu Burhan'a kazandırdık ama Burhan çok kötü oldu o top, top kaybı. Aradan Alihan'ın koşusu var. Eren içeride iyi pozisyon aldı gibi. Yunus'a... Aman 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 aman. Bu offside olabilir mi? Offside olabilir evet. Savunmayı da genişlettiğimiz anda da maalesef böyle bir durum oluyor. Şimdi o zaman şunu yapacağım: Savunmayı genişlemeyeceğim, genişletmeyeceğim ve fakat bu arkadaşların Beklerle beraber gelmesini isteyeceğim. En azından genişte birazcık daha kalabalık durabiliriz. Çünkü savunmayı genişlettiğim anda maalesef bizim takımın zaafı oluş oldu. O. Hemen stoper arasından, stoperle Bek arasından. Oyuncu kaçırabiliyoruz çok yoğun bir şekilde. Ceral'de ciddi bir yorgunluk var. Şimdi soyunma odasına bir gidelim. Yumruğumuzu sıkalım. Bu maçı kazanabiliriz diyorum. Çabalamaktan vazgeçmeyin diyorum. O kadar da kötü değildiniz. O kadar da kötü değildiniz. O kadar da kötü değildin sevgili Ceral. İkinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya başlayalım. İstanbul Spor'da öne geçti maalesef. Güzel. Şimdi şey de birazcık daha kalabalız. Genişte birazcık daha kalabalız. Bu önemli. Altay bu arada 1-0 mağlup duruma geldi. Şimdi bir şuraya bir bakalım. Şut pası Serkan'da var bir tane. Bir tane Estrada da var. Bu defansif orta saha. Bu da kanat oyuncusu. Bunu şu an takip edeceğiz. Güzel. Bizde nasıl? Erkan Zengin'de var. Yani sonuçta oyun olarak şu anda üstünüz. Ee, rakip her ne kadar oyunu kilitli olsa da üstün gözüküyoruz. Çok fazla orta yapıyorlar bu arada. E tabi tabii ortaları işte şimdi kanat oyuncularımızı getirerek birazcık daha tutmaya çalışacağız. Özellikle Serkan çok etkili oluyor gibi gözüküyor orada. Peki devam edelim. Bravo bu Şimdi burada da çok yakın oynuyor. Bu bek Serkan Burhan'a. O da bizim için bir handikap. Omar gerçekten yoğun bir pres yapıyor Belediye Erzurum. Yani topun başında hemen bir anda çoğalabiliyorlar. Ama işte bu da Erkan'ın yeteneği. Boşalttıkları alanlarda çok güzel paslar atabiliyor ama maalesef bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz bu maçta. Bir orta geldi kafayı da vur vuramadık. Mezak dönen topu Erkan'a kazandırabilir miyiz? Kazandıramıyoruz. Celal ve İmer'i çok yoruldular. 6.5'luk performansı var İmer'in. Şimdi Celal'in yerine maalesef Berk'i almak durumundayım. İmer'in yerine buraya Güral'ı alaca alacağım. alacağım. Güray'ı ters ayaklı destek yapacağım. Birazcık gerçi darda oynasak da bu sefer merkez orta saha var. Göbekten oynamaya devam edelim. Erkan'ın durumu iyi. Bir duran top kazanmaya çalışalım. Bakalım orada bir en azından Fark yaratabiliyor muyuz? Duran toplarda takım konuşmamızı yapalım. Haydi çocuklar. Kayseri maçı 3-1 devam ediyor. Eyüp Atay maçı. Atay 1-0 önde. Altay 1-0 mağlup. İstanbul Spor 1-0 önde. Semih çok yoruldu. Meklafin Mezak. Herkes çok yoruldu şu an. Rakibim, şey, takımımızda ciddi bir kondisyon sıkıntısı var. Erzurum'da Fena oynamıyor gibi. Alalım onu. Alamadık. Kaçacak şimdi aradan. Çok kötü. Çok kötü. Rakiplerde 3 tane oyuncu değişikliği birden oldu. Şimdi bakacağım onlara. Eyvah. Arka direkte Aaron Olenare arka direğe koşuyor. Ve topu ağlara gönderiyor maalesef. Evet şimdi... Samet'in yerine bir sergen. Burhan'ın yerine alabileceğim oyuncu kalmadı şu an. Semi artık çok yorgun. Semi'nin yerine Medeni almam lazım. 4 Mezak McLaughlin bunlar da çok yorgun. Özgür Yılmaz var. Özgür Yılmaz'ı alsam sıkıntı olacak. Burhan sıkıntı olacak. Şimdi burayı böyle oynayacağız. Savaşçı orta saha destek. Sen de yine ofansif oyun kurucu destek olarak kal. Ya da şöyle oynayacağız. Evet. Ofansif oyun kurucu hücum iki yönlü de böyle oynayacak. Seni de sen takip et ama birazcık daha genişte oyna sevgili Güray. Hücum ağırlıklı da oynayalım. Devam edelim. Şimdi Erzurum tabi maçı olabildiğince kitlemeye çalışacak. Bravo Berk. Offside var mı? Offside yok. Evet çok güzel. Çok güzel anında tepkiyi verdik. Budjama Erkan'a oynadı. Erkan Berk. Berk'ten de Buran'a. Buran Berk çok iyi kıvrıldı. Ee, şeyde gerçekten Buran da gerçekten çok iyi gördü. İyi oldu. Şunu hemen bir pozitife çekelim. Mücahit kaleye vurdu. Top avuta gidiyor arkadaşlar. Yapabiliriz. Alerini 4 oyuncu değişikliği. Aleren 6.2 nedir hocam? Yani Bahadır Tam senin yanına artık şeyi aldım zaten. Bu arada konuk takımda kim var? Mücahit etkili oluyor. Mücahit'in şu an bölgesi neresi? Sol bek. Yani o zaman şöyle yapalım. Şu Güray'ı birazcık daha bu tarafa alalım. Onu da hatta biz çalışkan kanat oyuncusu destek yapalım. Mücahiti birebir takip ediyorsun değil mi? Hocam Mücahit sen sağdasın. Mücahit sol olacak. Evet, Mücahit'i birebir takip et. Birazcık daha genişte oyna. Daha fazla hücum açık yapmayacağım sana. Ee, Pivotu da ortayı yapabilirsin hocam. Sergen sen de iki yönünden devam. Aynen öyle. Bu ducama da zaten bu bölgeyi birazcık yedekleyecek. Seni de ben destek yapayım hafiften. Böyle devam edelim. Çünkü Mücahit mücahit çok fazla sıkıntı yaratıyor gibi. Bu maçı e, kaybetmemek kazanmaktan çok daha önemli. Hadi Erkan. Hadi Erkan. Hadi McLaughlin. Bir köşe vuruşumuz var. Ortayı yaptık McLaughlin. Maalesef vuramadık. Dönen topu da Ankara gücü çok kötü aldı. O topu hemen müdahale edelim ona. Ona müdahale etmemiz lazım. Müdahale ettik ama yine rakibe gitti. Rakibin çok iyi bir kontrası var. Sefa Akgün maalesef golü yiyoruz. Maalesef golü yiyoruz. Şimdi te tekrardan ters halka destek yapacağız. Seni burada artık aşırı hücum yapacak bir şey yok hocam. Bu yüklenmeyi yapmamız lazım. Takım artık kondisyon olarak kaldıramıyor bunu. Son dakikalar. Şimdi enteresan bir şekilde Erzurumspor kendi yarı sahasına da kapanmadı. Kötü bir muhalifiyet oldu. Yani kendi sahamızda Erzurumspora Spor'a gerçekten bari berabere kalsaydık. Maalesef karşı koyamadık. İyi bir oyun oynadılar. Yani aslında maçın hakkı bu değildi. Çok gol kaçırdık çünkü. Çok fazla pozisyon bulduk. Özellikle Samet'le kaçan goller var. Bravo Güray. Tabi şu an takımın menteli artık diplerde. Yapacak fazla bir şey yok. Hadi hocam bitirelim artık maçı. Ole Nare Sefa'ya açtılar topu. Bir kez daha ortaladı. Yani bir duran toptan bir de kontradan iki tane golle. Kendi sahamızda Belediye huzurumuz. Spor'a 1-0 mağlup oluyoruz. Çok kötü oldu gerçekten bu mağlubiyet. Çok çok kötü oldu. Şimdi ne diyelim... Ee, şanssızdınız diyelim. Yapacak bir şey yok. Morallerini de bozmayalım arkadaşların. Şimdi bu sonuçla beraber halen daha ikincilikteki yerimizi koruyoruz. Tabi Belediye Erzurum Sporu olabildiğince yaklaştırmış olduk. Halen 3. ile aramızda 5 puanlık bir fark var. Kayseri Spor bir maç fazlasıyla 4 puana çıkardı farkı. Gençler Birliği berabere kaldı. Artık onun çok bir etkisi yok aslında baktığımız zaman. İstanbulspor'un İstanbul Spor da kazanmış. Altay tabi aşağı indi. Altay kazansa 30 olacaktı. Altay'ın kendi sahasında kaybı gerçekten çok önemli oldu bizim için. Ankara gücü Belediye Erzurum onlar girmiş oldular. Ya onlar da düşerler. Yapacak bir şey yok. Önemli olan ilk ikide ligi bitirmeye çalışmak. En kötü ihtimalle artık playoff'tan devam edeceğiz. Zor bir maçtı. Zor bir maçı geride bıraktık. Şimdi Gençler Birliği maçı var. O da zor bir maç olacak. 12 maçlık namalup serinin sonuna geldiniz. Bu galibiyet serisi arkamızda kaldı. Şimdi yeni seriye başlamamız gerekiyor diyelim. Maçı kazanmaya kadar hak eden taraf kesinlikle bizdik. Maç sonlarına doğru bulduğu golü hak etti mi diyelim. Golü hak etmediklerini söylemek aşırı şanslıydı diyelim bu arada. Sefa Akgün bireysel performansları konuşmayacağım. sınırlarımızı zorlamalıyız diyelim. Bireysel performanslar hakkında konuşmayacağım. Erkan Zengin ile ilgili yorum yapmayacağım. Bandırma sporun hocasının görevden alınması ile ilgili de yorum yapmayacağım sevgili arkadaşlar. Evet bu bölümde 3 maç yapmış olduk. İkisi mağlubiyet oldu kötü oldu. İlk başta Bolu deplasmanında 1-0 mağlup olduk. Türkiye kupası 4. tur maçında çok ciddi bir rotasyonla oynadık. Bu arada bu maça... Afyonkarahisar da deplasmandaydı. Afyonkarahisar deplasmanında 3-1 kazandık. Çok iyi bir galibiyet oldu. Şu Erzurum maçında kendi sahamızda en azından berabere kalabilseydik çok iyi olacaktı ama maalesef direkt rakibimize karşı kendi sahamızda yenilmemiz çok kötü oldu. Ee, bizi biraz sıkıntıya soktu. Şimdi bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Önümüzdeki bölümde bir Gençler Birliği maçı var. Sonrasında bir e, uzun bir ara olacak. Onu artık bir şekilde bakarız ne yapacağımıza. Belki tek maçlık bir bölüm olabilir. Gençler Birliği maçını oynarız sadece. Kısa bir bölüm yaparız. Sonrasında da devam ederiz Adana Spor maçından itibaren. Kanala abone olursanız benim için çok makbule geçer. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.